Volkswagen firmasının işten çıkarmalara başlayacağını geçen videoda anlatmıştık. Bir de yanında Almanya'nın en büyük kimyasal fabrikalarından bir tanesinin önümüzdeki dönem 40.000'e yakın insanı işten çıkaracağını, hatta Almanya'da üretim yerine Fransa ve Çin'e taşınacağını söylemiştim. Bununla ilgili bir video oldu. Kötü giden ekonomiyi konuşmuştuk. Almanya'nın nasıl dijitalleşmeyi kaçırdığını söyledik. Bunun altına arkadaşlar güzel bir yorum geldi. Zaten aslında ben bu tarz yorumları görüyordum. Soru şu. Almanya'nın çok elemana ihtiyacı var haberlerini biz nasıl yorumlayacağız? Hani bu kontekste nereye konumlandıracağız diye. Kibar sorduğun için teşekkür ederim. Kimisi tabii işte Almanya'ya gelip yeni bir yuva kurmak istiyor. Dolayısıyla Almanya'da ekonomi kötü deyince adam küfür ediyor yani direkt yorumlarda. İnanamıyor. Çünkü ben onun hayal dünyasını yıkmış oluyorum istemeden. Gerçekleri söylediğim için. Gerçekleri de ben söylemiyorum. Almanya'nın kendi verdiği verileri kendimi yorumlayarak anlatıyorum aslında. Ama insanoğlu sonuçta duygusal bir varlık. Bir hayal kuruluyor. O hayali de birisi hayır gerçekler öyle değil dediğinde düşmanca bir tavır alıyoruz aslında. Şimdi bu arkadaşın kibar sorduğu için anlatmak istiyorum. İşçi açığıyla bu işten çıkarmaların nasıl aslında çok birbiri arasında korelasyon göstermediğini anlatacağım. Şimdi size kendim çok iyi bildiğim için önce oradan örnek vereceğim. Mesela Almanya'da çok büyük bir öğretmen açığı var. Özellikle Berlin'de çok büyük bir öğretmen açığı var. Şimdi buna ek olarak ama Berlin'de çok büyük bir doktor açığı da var. Hatta geçen yaz bir meslek grubu daha ekleyelim. Şoförler var ya bu belediye otobüslerini süren. Yeteri kadar bu otobüsleri sürecek şoför bulamadılar. Ondan sonra dediler ki hatırlarsınız tam 2 sene önce yazın bir haber çıktı. Almanya havalimanında çalışılacak işçi aranıyor diye ama sadece yaz mevsimi için 3 aylık planı vardı hani insanları getirelim orada konteynerda kalsınlar. İşte 3 ay sonra da dönsünler gibi bir plan vardı. Galiba tutmadı da o ya da birkaç yüz kişiyi ya getirebildiler ya getiremediler falan filan. Şimdi siz gazeteleri açtığınız zaman belki şöyle bir haber duyuyorsunuz. Bu çok büyük bir haber portalı da olabilir. Yerel bir gazete de olabilir veya yerel gazetenin haberini, Almanya'daki yerel gazetenin haberini Türkiye'de size ileten büyük bir medya gazetesinin linki de olabilir bu. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Almanya'da eleman açığı. Öğretmenler sendikası 20-30 bin açık olduğunu söyledi. Bu arada ek olarak şu kadar doktor açığı var. Hatta işte belediye otobüslerini yani nasıl diyelim belediye araçlarını sürecek sürücü bulamıyorlar. Buralarda da açıklar var falan filan diye 15 bin işte atıyorum personele ihtiyaç var diye açık olan meslek gruplarını sıralayıp pat bir haber altında verebiliyorlar. Dolayısıyla insanlar da şöyle düşünebiliyor. Aa wow 30 bin küsür burada açık var. 20 bin küsür burada açık var. Hani tamam eleman açığı var. Sonra adam bunun üstüne tabii ki adam veya kadın veya genç çocuk neyse böyle bir haberi görüyor. Videoyu görüyor. Ve görüyor ki işte Volkswagen 30 bin kişiyi işten çıkaracak. Niye? Çünkü işler iyi gitmiyor. Niye? Çünkü Volkswagen yani işte burada bir elektrikli araç mevzusu var. Almanya'nın Amerika ve Çin'e kıyasla elektrikli araçta o piyasada yer alamaması var. Sonra o kimyasal firmanın işte 40.000'e yakın işçi çıkaracağız diyen firmanın aslında Almanya'da nasıl diyelim işveren olarak çalışmanın çok avantajlı olmadığını söylemesi var. Yani adam diyor ki burada bir şey üretmek bizim için maliyetli oluyor. Biz daha ucuz üretebileceğimiz bir yere gitmek istiyoruz demesi var. Bunların içinde baktığınızda aslında konjüktür farklılıkları var arkadaşlar. Yani şimdi mesela öğretmen açığı, doktor açığı. Şimdi bir Almanya'da ekonomi dünyayla yarışabilse de yarışamasa da burada bizim doktora ihtiyacımız var mı? Var. Olacak mı? Olacak. Alman arabaları az veya çok satılsın. Firmalar açılsın veya kapanmasın. Bu kadar insanın çocuğu var. Bunlar kreşe, okula gidecek mi? Ekonomi iyi de olsa kötü de olsa gidecek mi? Gidecek. Ne oluyor? Bir öğretmen açığı var. Ekonomi işte dünya ile yarışsın, yarışamasın, öyle veya böyle olsun. Bu belediye otobüslerini sürecek insanlara ihtiyaç var mı? Var. Yani demek ki bazı meslek grupları, işte doktor, öğretmen, olsa bunlar bu sistem relevant dedikleri, yani sistem için önemli olan meslek grupları. Dolayısıyla siz belki bir haber duyduğunuzda bu tarz meslek gruplardan açık yani insan açığı olduğunu duyabilirsiniz. Ondan sonra da bir de üstüne ama Volkswagen 30.000 kişiyi çıkartıyor dediğinizde tabii ki yanlış konjüktürde de değerlendirdiğiniz için olayı çözemeyeceksiniz. Olsa mesela kimyasal firma diyor ki işte biz de, diyor sadece diyor Almanya'da zarar yazıyoruz. Almanya dışında bütün ülkelerde kârdayız diyor adam. Şimdi bunun aslında birazcık hani bu vergi olayıyla alakası var. İşte biliyorsunuz mesela Dubai gibi ülkeler şu an özellikle Almanya'dan parası olan insanları, işte orta ölçekli firmaları mesela kendilerine çekebiliyorlar. Çünkü diyorlar ki kardeşim gel her şey dijital. Takır takır başvurularını buradan yap, oturduğun yerden online. Gel firmana aç, bak o vergisi yok, bu vergisi yok. Kazan. Sadece bildiğim kadarıyla yüzde çok küçük bir dilim var. Öyle bir şey ödüyorsunuz oraya. Onu ver, ne yapıyorsan yap diyor. Şimdi mesela dolayısıyla bu firmaların burada kapatıp oraya gitmesiyle Berlin'in şoför açığı veya doktor açığı veya öğretmen açığı yaşamasının arasında hiçbir ilişki yok. Bu arada bir de sistematik şeyler var. Yani bir örnek vereyim. Mesela işte şoför açığı var diye belki haber duydum. Ama bu da aslında burada insan olmadığı için değil, 80 küsür milyon insan yaşıyor. İşte mesela izlediğiniz zaman zaten bana inanmanıza gerek yok. Yani açın Almanca. Bakın 3 gün önce Berlin'de çekilmiş bir video vardı. Niye şoför bulunamıyor? Niye kimse şoförlük yapmak istemiyor diye. Şoför bir bayanla bir röportaj vardı. Şey diyor. Ya birisi para yetmiyor. Para yetmediği için buradaki insanlar o mesleği yapmak istemiyor. Buradaki insanlar o mesleği yapmayınca eleman açığı ortaya çıkıyor istatistiksel olarak. Onu yapacak insan var ama burada. Ama az ödendiği için insanlar yapmıyor. O istatistikleri de topluyorlar. Ondan sonra bir haber olarak size sunuyorlar. Sen de orada diyorsun ki wow, bu kadar eleman açığı var. Oysa onu yapacak insan var ama onu yapıp geçinemediği için insanlar, özellikle bu o meslek grubunu örnek veriyorum, otobüs şoförlüğünde sonuçta öğretmen olarak, doktor olarak geçinebiliyorsun. Ha, yıllar içinde bilmiyorum, belki inşallah o durumlara düşmeyiz. Belki onların da geçinemediği enflasyonist durumlar olur mu? Neyse, inşallah olmaz. Şimdi böyle şey yapmayalım ama dediğim gibi yanlış konsepte değerlendirip böyle yapıyorsunuz. Yani bazılarınız küfür ediyor videonun altında. Bir de arkadaşlar sonuçta Türkiye'den biliyorsunuz ekonomi Almanya'ya göre daha kötü. İnsanlar bu videoları niye izliyorlar? Bir umutla izliyorlar. Burada da bu umudu kullanan, her hafta Almanya'nın bu kadar hani işçiye, elemana ihtiyacı var diye hani bu içerikleri yapan insanlar da var. Çünkü bunun bir alıcısı var. Bunun alıcısı da aslında bu yorumu yazan arkadaşlar. Yani siz buna inanmak istiyorsunuz çünkü Peki hayat kötü olduğunuz yerde işte buraya gelip çalışacağım, şunu yapacağım, alamadığım arabayı alacağım gibi hayaller. Dolayısıyla o olduğu için sen de o içeriği satın alıyorsun. Duygusal olarak o seni kendisine bağlayabiliyor. Onu da gördüğü için daha çok o içerikten çekiyor. Yani o bir şey gibi, balık yemi gibi. Sen balık olarak oradasın. O denizde yüzüyorsun. O bir yem atıyor. Attığı yemde de hep işte burada bu kadar işçi açığı var, şu açığı var hani gibisinden. Sen de zaten o balık olarak bir yön bulmaya çalışıyorsun. O yem de hoşuna gittiği için gibi bu içeriği alıyorsun ve daha çok şey oluyor. Duygusal olarak kendini bağlıyorsun aslında. Ondan sonra da aslında öyle olmadığını söyleyen bir içerik gördüğünde de veya haber, işte ya kafa karışıyor ya da direkt videonun başında söylediğim gibi yani hayalleri yıkılıyor tabii. Adam küfür ediyor yani. Yalan söylüyorsunuz falan filan diyor. Aslında bunu da bu arada arkadaşlar videolara yarıdan fazla izleyenler abone olmayanlar, dışarıdan gelenler abone olursa memnun olurum. Bir de video beğenirseniz. Şimdi bunun üstüne bir de yapay zeka olayı geliyor. Aslında yapay zekayla da çok fazla iş kolu, yani çok fazla insan aslında işini kaybedecek. Bence insanoğlu buna da çok inanmak istemiyor ama çok deli gördüğüm 2-3 tane video var. Belki teknolojinin içinde olan insanlar için çok deli bir şey değil ama bizim hani bizim gibi sıradan insanlar için çok deli. Onunla ilgili bir video yapacağım. Çünkü Almanya'da benim hani bu yaşa kadar yani o kadar farklı işler yaptık ki ben gastronomide çalıştım, müzisyen olarak konser verdim, özel okulda çalıştım. Yaşlı bakım evinde bir 2-3 ay böyle yazın çalışmıştım gece vardiyasında falan. Pizzacıda çalıştım, bagetçide çalıştım falan filan işte neyse. Ondan sonra akademide tekrar matematik oku, Almanca didaktiği oku falan filan. Hani birçok mesleğin içinden aslında geçtim yani. Ve bu yapay zekanın da bu meslekleri aslında nasıl hem teker teker hem takır takır nasıl bitireceğini de anlatacağım. Bence aslında o dönem başladı, biz sadece farkında değiliz. Aslında o videoyu yapmak istiyordum ama bu arkadaş güzel sorduğu için önce bunu çekeyim dedim. Özeti bu firmaların işten çıkarmalarıyla öbür saydığım, örnek verdiğim sistem için önemli olan mesleklerdeki iş grubu, eleman açığı aynı şeyler değil, aynı konjonktürde değerlendirilmemesi gerekiyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.